Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet. Süper 2,5'lu gezintiye çıktı. İkimiz burada, 2,5'umuz burada. Buçuk. Evet, biraz araziye çıkarttım arkadaşlar köpekleri. Zamanım oldukça elimden geldiğince koşturuyorum. Babuşlar. Şimdi bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu Bozo'nun korsana daldığı bir video vardı biliyorsunuz. Bir shorts video paylaşmıştım orada da. Kısa video var, bir de uzun videosu var tabii ki. Ya bu abi, bu kadar insanlar var ya, bu kadar ön yargılı olamaz ya. Abi adamlar, yani nasıl söyleyeyim, izliyor yazıyor. İzliyor, yazıyor. Hiç adaletsiz dövüş olmamış. Şöyle olmamış, böyle olmamış diye. Sanki ben özellikle dövüş ayarlamışım da, kavga ettirmişim de. Birinde dikenli tasma varmış da, birinde yoğunmuş da. Ya abi, bir git bak, ben oraya uzun videosu da kanalda diye yazmışsın. Bir oku, her şeyi görüyor ya, onu da gör. Git bir uzun videosunu izle. Ben arazi, aynı böyle bak, bak görüyor musun, burası arazi. Hani bunu yazanlara söylüyorum arkadaşlar. Ben burası arazi, yani arazide köpeğimi gezdiriyorum. Evet, giderken ne oluyor? Örnek veriyorum işte, bir tane köpek önümüze çıkıyor. Ya yani iki tane, üç tane köpek önümüze çıkıyor. Ve kavga ediyorlar, ederlerse. Anladın mı? Bu. Adam akıllı izleyin, adam akıllı, ondan sonra yorumunuzu yapın. Yani... Abi bu kadar olmaz ya. Vallahi inanın arkadaşlar, dağıttığımdan değil de, yani inanın ayıktırmak istiyorum ya insanları. İnanın yani. Abi bir, yani gidin uzun videosunu izleyin. Videonun tamamını izleyin. Ne olmuş, ne bitmiş. Ben yani özellikle buna dikenli tasma takmışsın da, işte karşıma çıkacak kupaya takmamışsın mı yani? O karşıma çıkacak kupaya bilmiyorum. Ben şu anda gideceğim. Örnek veriyorum, eve doğru gideceğim. Ama önüme köpek çıkacak mı çıkmayacak mı onu da bilmiyorum yani. Yani demek istediğim, abi bir uzunca izle, yorum böyle eleştireceksen. Eleştiriye ben açığım. Ama bir videoyu sonunca izle abi. Yani benim hatam varsa, yaptığım bir şey varsa, eyvallah yaz. Hiç sıkıntı değil. Hatta ben de o hatamdan ders çıkarırım kendime. Gerçekten bir hata yaptıysam. Ama... Abi sen kısacık bir yeri izleyip de yorum yapma. Yani lütfen yani. Bak, rica ediyorum yani arkadaş. Yani adam akıllı izle, yine yorum yap ya. Yapma diyen yok. Eleştirme diyen yok. Yani eleştirebildiğin kadar, ama komple izlediğinden bir emin ol. Hata varsa, kusur varsa ona göre eleştir, ona göre yaz, çiz. Demla kral. Yani durum, bundan bir bahsetmek istedim arkadaşlar. Ay şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. O videoda örnek veriyorum, Bozo olmasaydı. Bozo'nun orayı elimle kapatayım şöyle. Düzlülük yapıyor. O videoda Bozo olmasaydı hançeri sıkıştırıyorlardı. Hadi benim de tek köpeğim arada kalıyordu. Hadi bakalım. Ne olacak? Onlar iki tane köpekti. Korsan ve yanındaki bir köpek daha vardı. Benim hançer, örnek görüyorum, arada kalacaktı. Veya hançer orada döveceklerdi diyelim. Hadi bakalım, bu da rastgele oldu. Ben ne yapayım şimdi, onlar iki köpek, hançer tek arada kaldı diye şimdi kalkayım da o köpekleri döveyim mi? Böyle bir dünya yok. Yani karşına ne geliyorsa benim, yani doğaçlama, doğal bir şekilde önünüze sergiliyorum. Adam akıllı izlersin, adam akıllı yorumunu yaparsın. Ama adam akıllı izlersin yani. Adam akıllı izlemeden yorum yapmak olmuyor. Hani hiç bu işten anlamayan adamları bile teşvik ediyorsun. Güzel kardeşim, yanlış anlaşılma olayına bak, hakkıma da giriyorsun, onu da söyleyeyim yani. Ben ne diyorum, o videoda Bozo olmasaydı, hani dikenli tasma muhabbeti var ya. O videoda Bozo yok. Hançeri dövdüler diyelim. Tek başına kaldı hançer diyelim. Hançeri dövdüler. Ben ne yapayım? Hadi buradaki ne diyecektin yani? Ha? Hadi buraya da bir şey yazsana.
Yani olur mu öyle şeyler? Yani en çok da neye şaşırıyorum arkadaşlar? Adam diyor ya orada işte adaletsiz dövüş olmuş diye. Sanki özellikle ring kurulmuş. Birinin eline bıçak vermişsik, birinin eline bıçak vermemişsik, kavga edin demişsik. Yani biraz muhabbet buna dönüyor yani. Ben arkadaş. Vallahi yani bilemiyorum ki insanların hani bunu yazan insanların algı kapasitesi ne kadar, onu da bilemiyorum. Yani bir de orasını da düşünüyorum. Acaba algı kapasiteleri bu kadar mı acaba diye. Yani adamlara konuşuyoruz ama anlatıyoruz ama boşuna kendimizi mi yoruyoruz diyorum acaba. Bir yerde de onu da düşünüyorum. Anlamayacak adama ne anlatacaksın ki arkadaşlar? Yani biraz da onu düşünüyorum. Hani kapasitesi ne kadar acaba? Bu da var. Hayır. Ha, Tospi'ye kıskanıyor bozu. O benim avradım olacak diye. Hadi Dirza. Hadi Dirza var. Yani bu diyeceğim. Bak. Tam bir Dirza lan. Benim bu zamana kadar videolarımı izlesinler arkadaşlar. Hepsi doğaldır. Kesinlikle planlı hiçbir şey yapmadım. Yani yapacak bir şeyim de yok yani arkadaşlar. Öyle bir isteğim de yok yani. Benimki doğaldır. Aha bak özden geçti. Sudan geçti yani öyle söyleyeyim. Doğal. İşte suya atladı. Yok sudan çıktı. Yok vırt oldu zırt oldu. İşte en doğal hali neyse ben onu paylaşıyorum. Ben ilk videomdan bu zamanki videoma kadar izleyen arkadaşlarım beni bilirler. Doğal zaten doğal yapmasaydım bunu da söyleyeyim. Gerçekten doğal olmasaydım yapmacık olsaydım planlı iş yapsaydım yani şu anda hani 55 bin civarındayız. Emin olun 500 bine de geldiydik yani o kadar da imkanımız da vardı elimizde arkadaşlar. Yani bunu bilen de biliyor yani ama ben hiçbir zaman karakterimi bozmadım. Neysem o oldum. Özellikle bile bile hayvanlara zarar gelsin istemem. İsteyeni de sevmem yani. Ha doğaldır, kavga eder, şudur budur. O da onun en doğal hakkıdır. Yani son ne olur işte kavgada çok büyük sıkıntı olmaya başlayacak diyelim. Elimizden geldiğince ayırırız, bir şeyler yaparız. Yani durum bundan ibarettir. Bozu. Bak kızı sana verdim de. Erken oğlum erken. Az şu kış bitsin. Kış bittikten sonra nasip olursa güzel bir eş olacaklarına inanıyorum arkadaşlar. Çünkü Tospik'te hani şöyle söyleyeyim, Tospik annesinden daha yüksek ve iri olacak arkadaşlar. Zeyno'yu biliyorsunuz. Zeyno'dan hem yüksek hem de İri olacak arkadaşlar. Çünkü babasının kanı da var. Babası iri bir köpek. Ot yiyor arkadaşlar. Yavaş ayı yavaş. Kız kızın şuna. Bak 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 pusuya yattı arkadaşlar bak. Hançer pusuya yattı. Aha. Tam bir kankal ya. Tam kankal tam bak 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 bak. Hadi bize.
Babacın ne olur lan? Ha babacın ne olur lan? Babuşko. Hop benim lan canavar. Nasıl pusuya yatıyor, nasıl gördünüz mü arkadaşlar? Canavar canavar. Bak geliyor, bozo geliyor. Tasbik. Sen parçaları bozo kilo aldım mı abi? Şahane fizik ortaya çıkıyor ya. Vallahi bak. Kilo aldım mı manyak bir şey oluyor dürüzü. Kafası nerede bakın arkadaşlar? Dağlarda. Aslan parçası. Hançer. Hançer. Boş. Hani bizi ölüme. Yiyelim lan yeri lan. Dizi. Babacın ne olur lan. Ah bir görse. Ah bir görse. Uzadan uçacak. Vallahi bak. Aslında şu köpeklerin üstüne bağladıkları kameradan olacak ki arkadaşlar elimizde. Hançerin üstüne bağlayacaksın abi. Onda sana bak sen izlemeye. Vızır vızır nereye giriyor nereye çıkıyor var ya. Acayip bir şey olur ya. Ama lan paşam. Vah vah. Aynı kurt arkadaşlar bakın. Yani inanın o kadar tedirgin ki. Yani tedirgin dediğimden kastım çok dikkatli bir hayvan. Çok aşırı derecede hani kurt nasıl dikkatli, bilinçli aynısı. Vallahi bu. Hani bu Barış Çiçek'te biliyorsunuz bir tane kurt var. Yani anne kurt baba herhalde kangalıdı bildiğim kadarıyla. Aynı arkadaşlar yani. Vallahi hiçbir farkı yok. Kurt yani bildiğiniz kurt.
Abacık, abacık, abacık. Boza girecek sana. Vallahi boza girecek sana. Vallahi boza girecek sana. Vallahi şımarma, vallahi boza girecek sana. Kuşku. Kuşku. Arkadaşlar bunlar iyi bir şeye gittiler ya. Nereye gittiler bilmiyorum. Yaklaşık bir yarım saattir yoklar. Bekliyoruz bakalım.